Erkekler için söylemem gereken önemli bir şey var. Hepimiz bunu istemiyor muyuz hayatta? Doğada bütün dişil ve eril hayvanlar ciddi bir ritüel yapıyor. Bir düşün bakalım. O yatak odasını nasıl hazırlayabiliriz? Bu iş beraber arkadaşlar. Doğada bütün dişil ve eril hayvanlar birleşmeden önce o alanda ciddi bir ritüel yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Alanı temizliyor. Bir tane kuş görmüştüm National Geography'de. 24 saat kadar taşları topluyor. Oraya bir alan açıyor ve ondan sonra bitirdiğinde en güzel haliyle dişisi için serenatlar yapıyor, akrobasi yapıyor falan. Bu bütün hayvanlarda geçerli. Her bir dişil ya da eril olan hayvan bu birleşme için bir alan oluşturuyor. Çünkü bu aslında kutsal bir alan. Bu gözle bakmaya bir bak. Bir gör bakalım ne diyor bu, senin içinde neler ifade ediyor. Bu durum aynı şekilde bizim erkek ve kadın olarak birleşimimizde de geçerli. Ama biz bunu kaybetmişiz. Mekanik olmuş. İşte akşam yatağa gidiyoruz. Orada bize hiç açılıyor yatak, soyuluyor ve bu harekete geçiyoruz. Halbuki gene biz kutsallığımızı bir kenara atarak bu tamamen mekanik akıyoruz oraya. Bir düşün bakalım. O yatak odasını nasıl hazırlayabilirsin? Mumlar, çiçekler, belki bir tütsü, hafif bir arka fonda bir müzikle karşı partnerini, kadın da erkek de ona oraya hazırlayabilir. Ve bu bizim bugüne kadar alışık olduğumuz mekaniğin dışında yavaş nefeslerimizi beraber alarak, gözlerimiz kapalı değil, açarak, birbirimizin içine akarak ilerlemek nasıl mucizevi bir birleşim olabilir? Bir düşün bakalım. Erkekler için söylemem gereken önemli bir şey var. Kadınlar cinsellik konusunda, ilişkiler konusunda duygusal varlık olduğu için o yaralarını taşıyor. Ve bunları taşırken eğer acının içinde takılı kalıyor ise her defasında bununla ilgili bir şeyle karşılaştığında, bir ilişkiyle karşılaştığında o yaraları tekrar hafif hafif harekete geçiyor. Bunu otomatik yapıyor çünkü farkında değil. Çünkü kendisiyle yeteri kadar çalışmamış olabilir. Orada senin eline ihtiyacı var. Senin onu rahatlatmana ihtiyacı var. Bunu unutma. Çünkü o da bir yaralı. Sen de yaralısındır eminim. Ve bilge kadın tarafıyla kadın bu ilişkiye baktığında o da erkeğindeki fark etmediği yaraları, çalışmadığı alanları görebilecek kadar bilgedir. O da orada elini uzatıp erkeğine bu konuda yardımcı ve destek olabilir. Bu iş beraber arkadaşlar. Biri ötekine bakmadan bu iş yürümeyecek. Bizim birleşmemiz lazım. Bizim her konuda birbirimize anlayış ve idraki göstermemiz lazım. Ve ben seni saygıyla kabul ettiğimde ve sen de beni saygıyla kabul ettiğinde o zaman bu ilişki müthiş bir dans şeklinde devam eder ve ilahi birleşimin en güzellerini yaşamayı hak ederiz. Hepimiz bunu istemiyor muyuz hayatta?